Günaydın. Günaydın. Ne oldu, sana hasta gibisin? Ha yok ya, gece uyuyamadım da o yüzden. Sıcaklar bastırdı tabii, sen alışık değilsin. Poyraz gelmedi mi, yok mu? Yok, geldi. O da bugün bir enteresan zaten. Kesin çok terstir, böyle önüne geleni falan fırçalamıştır. Yok yok, tam tersi. Poyraz mı? Gömleği oduncuya bak sen. Demek giysen de gülün çelende olabiliyormuş. Müşteri ilişkileri iyileşmeye başlamış işte. Ne güzel. Hazira. Ah Sena, hoş geldin. Ne işin var senin burada? Biricik senin otel açtığını söyledi. Ben de topladım bavulumu, geldim. Çok iyi yapmışsın. Biricik'in haberi var mı geldiğinden? Daha aramadım. Sahil çok keyifli görünüyor. Öyledir. Geceler nasıl? Huzurlu. Durgun yani. Yok, biz öyle demeyelim, huzurlu diyelim. E ne yapalım? Başka eğlenecek şeyler bulurum ben. Önce yerleşeyim. Nehir, nüfus cüzdanınızı alayım ben. Ortağım. Böyle bir ortağım olsa ben de istifa eder, adaya yerleşirim. İlişki durumu? Yok. Sen yürüyor musun? Yok canım, ne alakası var? O zaman benden günah gitti. Sena bak, Poyraz terstir, kavadır, soğuktur, tamam mı? Öyle yabancılarla konuşmayı da sevmez. Hatta böyle evet hayır demekten başka hiçbir laf etmez. Tamam, o yüzden sen yine de böyle muhatap olmasan çok iyi olur bence. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adaya ilk gelişiniz galiba. O kadar belli oluyor mu? Yani birazcık. Ama tabii bu topuklularla bileğinizi burkmadıysanız, buraya kadar geldiyseniz büyük başarı gerçekten. Günaydın. Günaydın. Nehir kaç numaraydı? 12. 12. Deniz manzaralı oda. Tadını çıkar. Çıkaracağım. Bir şey olursa ben buralardayım, haberleşiriz. Tabii. Bugün çok neşelisin. Ve nasıl desem, biraz çok fazla sosyalsin. Sana başka bir Poyraz görmeye hazır ol demiştim. Ne oldu, zengin turist çıkacaktın? Hı? Suitler boş. Acaba orada ben mi kalsam? Aha, olur olur tabii. Maaş mazam da yaparsın artık. Tamam. Tamam, söz verdim, maaş mazam yapacaksın. Duyacağım, sus Görkem, sus, duyacak var hem, ben de onları duyamıyorum. Öyle cama yapışıp bakarsın işte kedi gibi. Bu gömleği oduncuda bir hali var söyleyeyim. Yani eski Poyraz değil vallahi. Poyraz bir kere Sena'ya yüz vermez, tamam mı? Oha. Oha, ne yapıyor ya? Tut beni Görkem, ne yapıyor? Ya ne yapıyor? Vallahi ne yaptığını bilmiyorum ama hatunda 2 metre bacak var. Dolan dur. Kim o? Adaya gelmiş en güzel kıza diyorsan ona. Kovuldum. Kov bunu. Sena'cığım. Canım benim, su istemişsin. Servisi sen mi yapıyorsun? Poyraz.
ben. Yani biz. Biz böyle her işe koştururuz. O yüzden böyle vaktimiz olmaz, seninle konuşamazsak falan kırılma, gücenme, tamam mı? Değil mi Poyraz? Yok, biz hiç sıkışık değiliz ya, rahatız. Gördüğün gibi yürüyüş ayakkabılarımı giydim. Ben de seninle gelebilirim. Gelemezsin. Yani gidemezsin. Niye? Niye? Çünkü senin burada sahilin tadını çıkarman lazım, güneşlenmen lazım. Çok beyazsın, şu haline bak, biraz bronzlaş, yüzüne gözüne bir renk gelsin. Bu saatlerde tercih etmiyorum. O zaman sen hazırlan Seyna, biz 5 dakika sonra otelin önünde buluşuruz, tamam? Tamam, anlaştık. Ay, sen şimdi kuruyacaksın falan, oho. Poyraz geç kalır o zaman, biz Poyraz'ı bekletmeyelim değil mi? Sen otelde kal. Yok, ben beklerim ya. Beklerim, sıkıntı yok benim için, ben otelin önünde olurum. Ne olacak canım, altı üstü sık sonuçta, kurur. Mert, sen Muhsin Usta'ya söyle, ben kasaba gidiyorum, siparişleri versin, alırım hepsini. Çarşıya mı gidiyorsun? İtirazın mı var? Yok. Sena niye seninle geliyor? Sana ne? Tabii bana ne, bana ne tabii de yani... Müşteri ilişkilerinde sosyal olman çok güzel. Gerçekten güzel ama böyle araya biraz mesafe mi koysak? O mesafeyi biraz korusak mı acaba? Yoksa yanlış anlayabilirler. Nasıl yanlış anlayabilirler mesela? Yani mesela şey sanabilirler. Ne sanabilirler? Yani... Böyle sanki... Flört ediyorsun falan gibi anlaşılabilir. Bana uyar, ne var ki bunda? Yani şimdi benim kimseye karşı bir özel bağım yok, bir sorumluluğum yok. Haksız mıyım? Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Sen yarın bambaşka bir Poyraz göreceksin derken ben kaba... Aksi, ters, huysuz bir adam göreceğimi zannetmiştim. Ama zalim bir adam göreceğim aklımın ucundan bile geçmemişti. Bak, beni seviyor olsaydın o zaman zalim olurdum. Hak verirdim o zaman. Ama sen bana karşı hiçbir şey hissetmediğin için... aldırmasın herhalde bunları. Ben de sizinle geliyorum. Çarşıdan almam gereken acil bir şey var da. Sen hiç zahmet etme, söyle bana, ben gidip alayım. Yok yok. Yani benim görüp seçmem lazım. Yani gelmek zorundayım. Yani bu kadar dikkat gerektiren ne alacaksın acaba? Paspas. Paspas mı? Gerçekten çok özel bir ihtiyaçmış. Öyle gerçekten. Paspas önemlidir. Senercim canım, müsaade et tatlım, hadi. Edemem, manzaraya karşı gitmek istiyorum. Sen yolu izle. Baksana şu doğanın güzelliğine, börtü böceğe falan, onlara bak sen. O manzara daha güzel. Bu koltuktan daha iyi görünür. Ne bekliyoruz?